Nükleer facianın yaşandığı Fukushima kentinde dikilen Güneş Çocuk heykeli tepki çekti. 2011'deki deprem ve tsunami faciasının ardından Çernobil'den sonra dünyanın en büyük nükleer felaketinin yaşandığı Japonya'nın Fukushima kentinde dikilen Güneş Çocuk heykeli tartışma yarattı. Heykelin umudu simgelediği belirtilirken karşı çıkanlar heykelin hala radyoaktif kirlilikle mücadele eden kentin kötü ününü pekiştirdiğini savundu. Fukushima'daki tren istasyonuna bu ay konulan 6.2 metre yüksekliğindeki Güneş Çocuk adlı heykel, göğsünde nükleer kirlilik olmadığını gösteren 000 rakamlarının yer aldığı koruyucu kıyafetler içindeki bir çocuğu gösteriyor. Havanın temiz olduğunu vurgulamak için kaskını elinde tutan çocuğun diğer elinde bir güneş sembolü var. Güneş burada umudu ve taze enerjiyi simgeliyor. Heykelin yaratıcısı Kenji Yano, heykelin bir umut sembolü olduğunu söylerken heykele karşı çıkanlar, 2011'deki nükleer facia sonrası yaşanan radyoaktif kirlilikle mücadelenin sürdüğü kentin kötü ününü pekiştirdiğini savundu. Bizimle alay ediyor, bir Twitter kullanıcısı paylaştığı mesajında, Kenji Yanobe'nin, Güneş Çocuk, heykelini gördüm, bence bizimle ve Fukushima'nın imajını düzeltmek için yapılan tüm işlerle alay ediyor, dedi. Bir başka internet kullanıcısı da, kaskın çıkarılmasının umudu simgeleme niyeti taşıdığını anlayabiliyorum. Ama Fukushima'nın kötü ünü sürdüğü için bence bu heykel oradan kaldırılmalı, ifadelerini kullandı. Bazıları ise dünyada gerçekte hiçbir yerde radyasyon oranının tam olarak sıfır olmadığını belirterek heykelin insanları yanlış yönlendirebileceğini vurguladı. Heykele destek verenler ise bir sanat eserinde, bilimsel kesinliğin aranmaması gerektiğini söyledi. Sanatçı özür yayımladı. Tepkilerin ardından heykeli yapan sanatçı Yano 3 sayfalık bir açıklama yaptı. Tartışmalara neden olduğu için özür dileyen sanatçı heykelinin umudu simgelediğini vurguladı. Güneş çocuğun gökyüzüne bakar halde tasvir edildiğini işaret eden Yano, "Niyetim gelecek için aydınlık umutları göstermekti," dedi. Fukushima Belediye Başkanı Hiroshi Kohata da yaptığı açıklamada eleştirileri kabul ettiğini ve atılacak adımları düşüneceklerini söyledi. Ancak Kohata eserin değerli olduğunu ifade etti. Belediye başkanı, ben heykeldeki umudu ve zorluklara karşı durma gücünü hissettim, ifadelerini kullandı. Belediye yetkilileri sosyal medyadaki tepkilere rağmen heykel hakkında şikayet içeren az sayıda elektronik posta ve telefon aldıklarını da belirtti. Çernobil'den sonraki en büyük nükleer felaket Japonya'da 2011 yılında meydana gelen depremin yol açtığı tsunami'nin Fukushima Daiichi nükleer santralindeki soğutma sistemini devre dışı bırakması nedeniyle Çernobil'den sonra dünyanın en büyük nükleer felaketi yaşanmıştı. Kentin büyük kısmında radyasyon seviyeleri normale dönse de insanların belirli bölgelerde, özellikle santralin çevresindeki birkaç kilometrelik alanda yaşaması yasak, facia sonrası çok sayıda insan bölgeyi terk etmek zorunda kalmış ve tarım alanları radyoaktif kirliliğe maruz kalmıştı. Bölgedeki tarım ürünleri marketlere gönderilmeden önce düzenli olarak radyasyon kontrolünden geçse de birçok tüketici kirlilik endişesiyle bölgeden gelen ürünleri satın almaktan hala kaçınıyor.